Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hisab kitap başlanışını sorab Allah Teala'ya dua iltica kıladı. Allah Teala o kişinin duasını icabat kıladı. Hem de hisab kitap başlanır. Bana şu duadan ki acib bir halat, acib bir manzara başlanır. Mahşer meydanı da milyardlagan odamlar va jinlar, mahluqotlar hisobga shay bo'lib turgan paytda Alloh taolaning hisob-kitob boshlanishi haqidagi hukmi mana shu holatda butun osmonni to'ldirib sahifalar, kitoblar uchib keladi. Ya'ni mahshar maydonini, osmonini kitoblar kelib uchib to'lg'izadi. Osmonda kitoblar uchib aylanar ekan, hamma qaysi qo'lga kelib tushishi haqida xavotirda, g'amda turadi. Odamlar bu dahshatli, ajib bir manzaraga guvoh bo'lib turadilar. Shunda odamlar shunga turgan paytlarida kitoblar bitta-bitta bo'lib egalari topib qo'llariga tushadigan bo'ladi. Ba'zi odamlarning kitoblari o'ng qo'liga kelib tushadi, ba'zilarining chap qo'liga kelib tushadi. Kitoblarni, sahifalarni ulashishlik boshlanadi. Bu kishini qo'liga kitobi qaysi qo'liga kelib tushligi uni najot yetganligi yoki tashalluq uchraganligini bildiradi. Alloh taolo shunday deydi: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ani endi kimning nomali amoli o'ng qo'lidan berilsa, bas u oson hisob bilan hisob kitob qilinacak va o'zining jannatdagi ahli oilasiga shod va xurram qaytacak. Alloh taolo nomali amolimizni o'ng qo'limizdan bersin. Kitobini o'ng qo'lidan olgan kishilar najotga erishganligi aniq bo'ladi. Endi chap qo'lidan kitobini oladigan kofirlarni holi qanday bo'ladi? Kofir odam nomay amoli qo'liga o'ng qo'lidan kelmaganligini bilgandan keyin chap qo'lida olmasligi uchun qo'lini orqasiga qilib oladi deyiladi. Ya'ni yalang'och, kiyimsiz, kiyimini ichiga qo'ltig'idagi tiqib olmaydi qo'lini. Shunda qo'lini orqaga qilib turganida kitobi aylanib ketib orqa tomondan qo'liga shotilib qo'yiladi. Uni tashlab yubormaydi, uni olmay qo'ya olmaydi. Uni qo'liga shunday tutqazib qo'yiladi. Alloh taolo bu odam haqida nima deydi? وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Endi kimning nomay amoli orqa tomonidan berilsa, bas u o'limni chaqirib qolacak va do'zaxga kirajak. Inson dunyoda qilayotgan hamma harakati, ovqat yeyishi ham, issiq kiyinishi ham, uyini sovuq qilishligi ham o'limdan ehtiyot qilishlik. Maqsadi shu. Moshina yo'lda o'tib ketayotib ham ehtiyot bo'ladi, nimaga? O'lib qolmasligi kerak. Rolda ketayotib uxlab qolishdan qo'rqadi, o'lib qolishidan qo'rqadi. Lekin bu kunda inson o'limni o'ziga tilab qoladi. Qaniydi, nariga o'limim oxirgisi bo'lib tirilmaganimda. Darvoqa u hayotda dunyolik paytida ahli oilasida o'z kufr isyoni bilan shod xurram edi. Ya'ni dinsizligi bilan xursand bo'lardi. Onalarning garmasmiz. Ana qamasmiz, zuvolamiz katta uzgan ekan, dindor yaxshi ko'rmas edi. O'zini dinsizligi bilan faxrlanadi. Orqada qolganlar deb qaraladi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Mo'min kitobini o'ng qo'lidan olib ochib o'qir ekan, kitobida namoz, roza, salovat, sadaqa, birrul validayn, odamlarga qilgan yaxshiliklari, zikr, Qur'on, hasanotlarni ko'radida yuzi nurga to'lib ketadi. Fayaqulu ha umuqrawu kitabiyya. Bas, endi kim o'z kitobi, ya'ni nomoya amolini o'ng qo'li bilan olsa, mana, meni kitobimni o'qinglar, mana kitobimni o'qinglar, o'qinglar dedi. Darhaqiqat men hisob-kitobga, hisob-kitobimga, ya'ni oxiratdagi ajr mukofotga ro'baro bo'lishimni bilgan edim. Birinchi bo'lib odamlarga ko'rsatadigan narsa mana ko'ringlar. Shu oyatni shohida shunday bir keladiki, bir bandani Alloh taolo mo'min bandasini kitobini qo'liga beradi. Mo'min bandasini boshqalarni ko'rmaydigan qilib ustini o'rab qo'yadi. Hadislarda keladi. Banda kitobini ochadi. Mo'min banda kitobini ochadi. Bir qator savob, ikki qator gunoh, to'rtta savob, 10ta gunoh. Xuddi siz bilan biz ibodat qilyapmiz, ko'chaga chiqib gunoh qilyapmiz, yolg'on gapirib qo'yapmiz, bir bilib bilmasa gunoh qilyapmiz. Banda deyiladi. Savobli qatorlarni o'qiganda rangi o'ziga kelib chiroyli bo'lib qoladi. Gunoh qatorlariga ko'zi tushganda rangi o'zgarib ming xil tuslanib turadi. Kitobini o'qib bo'ldi. Kitobini o'qib bo'ldi. Natijani ham biladi taxmin. Shunda Alloh taolo bandasiga qarab dunyoda qilgan xato kamchiliklaringni, dunyoda qilgan gunohlaringni berkitib yashirganmanmi?
Dünyada seni şarmanda kılmayanmam mı? Bir gün hem şarmanda kılmayanmam. Kitabını aç oku deyin. Kitabını açkeni de Allah da Allah hemen sayyatlarını hasanat gelen kılgen buladı. Şimdi Allah da Allah bu hacı atı köpere taşıydı. Adamlar da gözü de bu hiç kendi günah kılmazdan. Fakat kitabı da sahibi böyle görünmedi. Kutlu dünyada yakşı adam böyle görünmedi. İtibar verelik. Allah'dan korkuyelik. Bizi kılıyken günahlarımızı, adamlar da bilmeyekkenliği Allah da Allah'ın bizge vergen mihribanlığıyken. Eğer Allah haklasa, hayatta günah kısızdan Allah haklasa faş koyar adı. Şimdi hayal kılıyelik. Allah da Allah yaşayarsa mı? Demek biz zamanı şu günahdan ihtiyaç boş hareket edilir. Sonra o köngüllü hayatta meyveleri ahli cennet için yakın olgen yüksek cennette bulur. Şimdi kitabını çap bulan oyna ona mahvola kandayı bulan. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Şimdi namayı amalını çap koludan oyan, kitabını çap koludan verilgen kimse kesik. Kafir kitabını açarken fasit akide, fisk fucur, şirk, küfür, zina, ara, namazın terkiliş, Müslümanlarda masara kılıçlik, karındaşı üçlüğün üzüşlik, haramlıkma, riba, atene yok buluşlik gibi günahlarını görüldü de özü hem akıbatını boğuşluğu ehliyeti kalan. Şimdi öz kitabı çap koludan verilgen kimseye kirtsek, bas, u der, kaniydi menge kitabın verilmeseydi, velem adri ma hisabiyya, ya laytaha kânetil qadiyya. Ve men hisab kitabımını nere ekenliğini bilmesem edi. Kaniydi, o şey birinci ölüm, dert cennetine tüketkünçü, üzgünçü bulsa, kani evde kayta verilmişi bulmasa deydi. İnsan ölümünü özge tılak olur. Unge aytilin adı, malum unuyayın kani. Hani şengen pulun? Ma ağnanni maliye. Mene ne meşakkarlarla bilen topgen malı dünyaya masatma diye. Unge seni kutkarıp oladigen mansabin, amalin, obroyin kanı diledi. Heleke anni sultaniye. Mülkü saltanatın ham halak bulup gitti ya dedi. Padişah mıdı? Amaldar mıdı? Boy mıdı? Hani? Ne mesaj kattı onu? Şimdi Allah da Allah'dan amir geledi. Huzuhu fahulluh. Bas Allah cehennem koruşuları gedir. Onu üçler kişenleyinler. Sonra dozak yetaşlendir. Bir mata salıp çıkanlarken dünyada en zor hayat geçirgen kişi mi? Bırak gün maşakkat görmeyen, hayatı nimetke çömülgen adam mı? Bir mata dozakı salıp çıkarken ki bir ömür körgen rahatını esten çıkar gizaradı bu adam. Kara kömür yetsinler yani küyüp çıkardı. Dünyada bırak bir yaş gün körgen mi sen de sorarken de Allah yakasam. Yerelgenimden görüşü maşakkat demem. Dünyadaki en meşakkatli hayatı geçirgen bir mu'minni cennetke bir salıp çıkarken de 14 günlük Badr keçesindeki ay beygop çıkardı. Burar bir meşakkat görgen misin hayatta dese Allah yıkasam. Yer al yanımdan beri o rahat demem. Bu şimdi azap şimdi rahat ki Allah görken hemen asan yurttaşı. Bu bir günge tenkel adıgan kim buralar ibadetini ötkeşeğimiz gerek olalım. Bu dünya bir saatli ömür ibadet kıpalışı gerek. Bir saat sabır kılışı yıkarak. Köpçeleri yarım saati oturup oldu bir yer o dünyada. Yine yarım saatiyle kaldı. Sınna fî silsiletin zer'uha sab'una zira'an fasluku. Sonra onun uzunluğu 70 gez bulgen bir zincirge bağlap koyunlar. Rasulullah dediler bu zincir Allah'dan bulgen zincir bulab dediler. Ağzından tıkıp arka peşi ağzından çıkarıp koyuladı bu zincir deyiladı. Ve bu zincirde ayrılantırışlığı hadislerde ekleniyor. Bu kısa kitap geçip bulunurken onu yazardı. هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Adam zat bir iş kıladı da buraya bağda veri esten çıkarıp koyadı. Buradan bir amanatları da esten çıkarıp koyadı. Gepri bir esten çıkarıp koyadı. Kıgen günahlarını da esten çıkarıp koyadı bende. Çünkü insan degeni ünütücü degen. Şimdi Allah Teala ne diyecekti? Mene bu kitabımız, yani bizim emrimiz buna yazdıken namayı amalengiz kolengiz degen. Sizlerce hakikat ne tür? Dar hakikat biz, sizler kılgücü bulgen belki amelleriniz mi? Uşbu namayı amalge köşürüp koyuyoruz. Yazıp böyle ya, esinizden çıkmazsın. Yelkemizde iki defa işte bu. Kıyamet günü de biraz da harfi düşünmeyen halde peşenimiz yok gelmedi. Oylar yapırıyorduk. Oylar işkileyorduk. Ve kulli sagirin ve kebirin mustatar. Her bir kiçik ve katta amel lauhul mahfuz gibi bitirmiştir dedi Allah Teala. Mana shunday bir holatda Alloh taolo mahshar maydoniga qarab keladi. Va ashroqatil ardu bi nuri robbiha.
وَوُضِعَ الْكِتَابِ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Endi Alloh taolo mahşarni oldiga kelishligi ta'riflanadi mana shu oyatlar. Alloh taolo o'zi keladi. Yer, ya'ni mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishdi. Alloh taoloning nuri bilan mahshargoh yorishib ketadi. Kitob, nomoyi amallar hisob kitob uchun qo'yildi. Payg'ambarlar va guvohlar keltirildi va ularning barcha bandalarining o'rtalarida birontalariga zulm qilinmagan holda haq bilan hukm qilinadi. Ana shu jinoyat qilganlar keldi. Ularning ustiga hujjat qoyim qilgan payg'ambarlar keldi. Noma amallar qo'yildi, Alloh taolaga hukm qilish qoldi. Alloh taolo haq bilan hukm qiladi, hech kimga zulm qilinmaydi. Babudiyal kitob قتل المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سن هر bir kishining namoyi amal ortaga qo'ydi bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib bizlarga halokat bo'lgay bu qanday kitobki na kichik va na katta gunohni qoldirmay barchasini hisoblab bitib qo'yib deyishini ko'rasiz Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmaydi. Katta ham, kichik ham gunoh qilmaydi. U mahkamada, u ilohiy mahkamada tanish bilish bo'lmaydi. Qarindoshlik bo'lmaydi. Pul hech narsani hal qilmaydi. Alloh taolaning oldida Allohga qasam dedi Rasululloh. Tarjimonsiz yakka-mayakka turib hisob kitob qilasiz deydi. Shukr esimizda tursin. Ortaga hech kim tushmaydi. Dunyoda har qancha katta muammo bo'lsa, bir yo'lini qilsa bo'ladi. Lekin ilohiy mahkamada bu narsa bo'lmaydi. Ahsohullohu va nasuh. Ular u kishilar amallarini Alloh hisoblab bitib qo'ydi. Ular esa unutib yubordi. Alloh barcha narsasiga guvohdir. Gunohni qilib esdan chiqarib yubordimi? Alloh esdan chiqargan yo'q. Birodar zulm qildimi? Haqqini olib ketdimi? Ko'tarib ketdimi bir narsasini? Hech narsa deyolmay qoldimi? Oldirib qo'ygan ham esdan chiqarib yuboradi 5 yil 10 yilda. Lekin Alloh taolo esdan chiqarmaydi. Esimizdan chiqmasin agar biroz zulm qilayotgan bo'lsa birodarlar, bu hayotning ikkinchi qismi nariyada. Xotirjam bo'linglar, haqqingizni adolatsizlar. Hisob boshlanishi oldidan eng ajib bir ko'rinish bo'ladi. Hisob kitob boshlanishidan burun ajoyib bir manzara yuz beradi. Bandalar shu holda turganlarida Alloh taolo keladi. Falonchi kelar ekan desa, qanaqa bir kattaroq bir odam bo'lsa, kattaroq bir mansabli kishi bo'lsa, bir boshqacha bir holat bo'ladi tabiiyki. Sir bosadi, qaltiraydi va hokazo. Xo'jayinni oldiga kirasan desa, chiroyli kiyimlikki borib turadi, qabulida qancha kerak bo'lsa. Kir deganda yuraklari tipirchilaydi. Endi birodarlar, qiyomatda odamlarni abadiy rohatiga, abadiy do'zaxga ketishligi ana bo'lib turgan paytda Alloh taolo mahsharga keladi. Har yanzuruna illa an yatiyahumullohu fi zulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr wa ila allohi turja'u al-umur. Ular haq yo'lni inkor etuvchilar qiyomat kunida boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob-kitob uchun keladi-da, ish tamom bo'ladi va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytariladi. Alloh taolo farishtalar bilan birga keladi. O'zi bilgan, o'zi xohlagan bir ko'rinishda. Laysa kamislihi shay'un va huvas samiul basir. Alloh taologa hech narsa o'xshamaydi, lekin Alloh eshituvchi va ko'rib turguchidir. Mana Alloh taoloni ko'radi desa, biz ko'rish deganda faqat o'zimizning ikki ko'zimiz bilan ko'rishni tushunamiz. Alloh taoloning ko'rishligi bizikida ham emas. Alloh o'zi bilgan boshqacha kayfiyatda. Ko'rishlikni boshqa yo'llari borligini insoniyat 20-asrda juda ko'pini ko'rdi. Yerdan turib yulduzni ko'ryapti. Odamning qornidagi chiqqan narsani ko'ryapti. Rentgen degan narsa chiqdi, insonning ko'zidan boshqa ko'rishlik asboblari ham, yo'llari ham bor ekan. Inson o'zi o'ylab topdi bu narsalarni. Endi Alloh taolaning ko'rishligi, Alloh taolaning eshitib bilishligi o'zi bilgan ajib bir ko'rishda bo'ladi. Hadislarda keladi. Mana yadullohi fawqa aydihim deydi. Payg'ambarimizga rizvon bayatida payg'ambarimizning qo'liga qo'llarini qo'yib bayat berganlar haqida Alloh aytadi. Sizning qo'lingizga qo'lini qo'yib bayat berganlarning qo'lini ustida Allohning qo'li bor deydi. Alloh meni qo'lim bor deyapti. Qo'li qanaqa desa, kayfiyatini so'ramaymiz.
Qo'li bor deyaptimi Alloh? Iymon keltiramiz, qanaqaligini surishtirmaymiz. Alloh taolo jahannamni oyog'i bilan ezadi deydi. Sahih hadislarda. Demak, oyog'i bor ekanmi? Alloh bor deyapti, payg'ambar bor deyapti, iymon keltiramiz, qanaqa ekan demaymiz. Kayfiyat bermaymiz. Kayfiyat bersak kofir bo'lib qolamiz, mahluqotlarga o'xshatganligimiz uchun. Inkor qilsak, Alloh taolaning sarih oyatini inkor qilib yana kofir bo'lib qolamiz. Alloh qanday aytgan bo'lsa, shunda iymon keltiramiz. Odamlarga ana shu holatda aytilmadi. Alloh taolo bilan sizlarning oralaringizda biror bir alomat bormi? Ular ha. O'rtalarimizda Robbimiz boldirini otishib yubor bizga dedi. Yukshafa an sahihi dedi. Boldiri bilan boldirini ko'rsatadi dedi. Birodalar, bu Ibn Abbos roziyallohu anhudan keltirilgan sahih hadisda keladi. Qiyomat kuni Alloh taolo boldirini kashf qiladi. Har bir mu'min sajda qiladi. Ammo kim dunyoda riyo, sum'a uchun sajda qilgan bo'lsa, u kunda sajda qila olmaydi deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo ularga o'z boldirini kashf qiladi. Odamlar sajda qilishga buyuriladilar. Mu'minlar sajda qiladi. Ammo kofirlar, fojirlar va munofiqlar agar dunyoda sajda qilgan bo'lsa ham, riyo, xo'ja ko'rsin, sum'a uchun sajda qilgan bo'lsa, bellarini Alloh taolo qotirib qo'yadi. Shuni bir rivoyatlarda keladi. Sajda qilishlik uchun bellarini shunaqa bir egaman deb kuchanadiki, ko'zlar irg'ib tashqariga chiqib ketadi deydi. Lekin Alloh taolo rahmat qilganlarga sajda qiladi bu uchun. Yawma yukshafu an saqin va yud'auna ila sujud fala yastati'un. Boldirlar ochiladigan, ya'ni og'ir hisob kitobga chollanadigan, ular kofirlar ko'zlari quyiga egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan holda sajda qilishga chorlanib, lekin sajdaga kuchlari yetmay qolgan kunni eslang. Demak, dunyoda Alloh uchun sajda qilganlar bu kunda sajdani osonlik bilan qiladi. Birodalar, ertaga kitoblar o'ng qo'l yo chap qo'ldan beriladi. Ertaga kishilar yo kiyimlik yo yalang'och turadi. Ertaga Alloh taolo keladi hisob kitob uchun. Ertaga sajda qilishlikka buyuriladi. Ertaga insonlar egilolmay qoladi. Ertaga yuzga tayyorgarlik ertaga bo'lmaydi, bugun bo'lishi kerak. Ertaga qolama inni unaqa bo'lmasin bugun, chunki ertaga mana shu ishlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shu kunda sajda qilib, Allohning ulug'ligini sajda bilan saqlaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullah lakum, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.